Arkadaşlar merhaba. Bu hafta doğumun birinci evresindeki bakımın devamını işleyeceğiz. Bu slayt biraz uzun olduğu için bunu üçe bölmek zorunda kaldım. Buradan devam edelim. Evet, dersimizin izlencesi doğumun birinci evresinde yani silme ve dilatasyonun olduğu evrede izlem ve ebelik uygulamalarından bahsediyorduk. Bu evre çok uzun bir evre olduğu için arkadaşlar bu evreyi üçe bölmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü doğum eylemin en uzun evresi bu evre. Dolayısıyla bakımı da bu anlamda uzuyor ve daha çok daha fazla kapsamlı hale geliyor. Kontrikasyonların özelliği. Kontrikasyonların başlaması ile şu andaki doğum dalgalarının tanımlanması istenir. Kontrikasyonların süresi, şiddeti, sıklığı ve düzeni değerlendirilir. Bu zaten her evrede farklıydı. Latent evrede farklı, aktif ve geçiş fazında birbirinden farklıydı. Süre, şiddet ve sıklık bakımından giderek artan veya değişen bir kontraksiyonundan bahsediyorduk. Evet, burada Leopard manevraları var arkadaşlar. Leopard manevraları birincisi bebeğin sırtının hangi bölmede olduğu, pardon birincisi fundusun yüksekliği, ikincisi bebeğin sırtının hangi kısmında, annenin hangi kısmında olduğunu buluyorduk. Dolayısıyla burada NST cihazını takıp bebeğin kalp atımlarını dinliyorduk. Üçüncü Leopard manevrasında gelen kısım ne acaba? Baş mı? İşte makat mı diye annenin sifilis pubisinden tutup gelen kısmı değerlendirmeye çalışıyorduk. Dördüncü bu Leopard manevrasında ise gelen kısmın ne kadarı kemik balyozun içine yerleşti bunu inceliyorduk. Bunları arkadaşlar siz normal gebelik dersinde işlediniz. Evet, vajinal muayenede neler değerlendirilir? Servikal silme ve dilatasyon en büyük, en önemli değerlendirdiğimiz kriterlerden biri. Vajinal muayene ile değerlendiriyoruz servikal silme ve dilatasyonu. Dolayısıyla bu bize doğum eyleminin hangi evresinde olduğunu, nasıl ilerlediği ile ilgili bilgi veriyordu. Açıklık ve silinme, dilatasyon ve efasma diyoruz. Açıklığa dilatasyon, efasmana silinme diyoruz. Evet, amniyotik zarlar burada mevcut. Burası serviks, servikal kanal. Dolayısıyla bebek başı yavaş yavaş servikste bir dilatasyona neden oluyor. Dolayısıyla dilate olan serviks yukarı doğru ne oluyor? Çıkıyor ve açıklık ilerliyor. Peki vajinal muayene ile elde edebileceğimiz bir diğer bulgu nedir arkadaşlar? Fetüsün prezentasyonu, pozisyonu ve angajman derecesi. Biliyorsunuz prezentasyonu, pozisyonu, bunlar bebeğin genellikle vertex pozisyonunda geldiğini biliyoruz burada. Bebeğin oksiputunun annenin anteriyorunda olduğunu biliyoruz. Bakın bu bebek fotoğrafına baktığınız zaman, anne karnındaki bebek fotoğrafına baktığınızda renkli olana, bebeğin oksiputu nerede? Annenin ön karın duvarında. Dolayısıyla oksiput anterior geliyor. Bu da normal bir durum. Ve bebeklerin %95'i bu şekilde doğum kanalına yerleşir. Şurada da baktığınızda vertex pozisyonda bebek fleksiyon kendini aşırı derecede fleksiyon almış. Başı ileri derecede çene gösterecek kadar fleksiyonda. Doğru olan bu vertex pozisyonu ve tepe noktasıyla giriyor. Ama diğer ikinci resme baktığınızda yavaş yavaş alın. İşte yüz gelişlere doğru gidiyor. Bunlar da anormal olan geliş yöntemleridir. Bakın ikinci fotoğrafta da baktığınızda bebek makatıyla doğum kanalına yerleşiyor. Dolayısıyla bu da mal prezentasyon yani yanlış yerleşme durumu söz konusu. Angajman olan kısmı nasıl vajinal tuşede algılarsınız arkadaşlar? Vajinal tuşu eğer ki 5 santim servikal silme dilatasyon 5 santim olmuşsa ve bebek başı iyice yerleşmiş, senin parmaklarınla bebeğin başını itmene izin vermiyorsa bebek başı iyice angaje olmuş ve iyice inmeye başlamış diyoruz. Zaten hatırlarsanız iskelet spinal arası mesafeyi sıfır kabul edip bebeğin başı taşlanma yani vajinada görünene kadar artı 5 diyorduk. Bu da onun angajmanını gösteriyordu. Evet, bir diğer veri vajinal muayene ile elde edebileceğimiz bir diğer veri pelvis girimi, orta pelvis ve pelvis çıkımını değerlendirebiliyorduk. Biliyorsunuz ki dışarıdan ölçebildiğimiz tek iç kutur konjugata diagonale. O da 11 santim civarındaydı. Sifilis pubisinin altından promontoriuma kadar olan mesafeyi parmaklarımızla ölçüyorduk. Sonra parmaklarımızı çıkarıp
nereye kadar işte ilerletebildiysek onu ölçüyorduk ve bu santimin 11,5 olmasını bekliyoruz. Aksi takdirde darp bir kemik pelvisten bahsediyoruz. Bunu neyle değerlendiriyoruz arkadaşlar? Tabii ki vajinal muayene ile, vajinal tuşe ile. Amniyon zarının sağlam olup olmadığı, açılmış ise zamanı ve özelliği kaydedilir. Evet, vajinal muayenede bir diğer bulgumuz, tespit ettiğimiz bir diğer bulgu, amniyon zarlarının sağlam olup olmadığını değerlendirmek. Bebek başının etrafında aslında bebeğin içerisinde yüzdüğü bir amniyotik zarlar vardı ve sıvı vardı. Siz bebeğe tuşe yaptığınızda bebeğin direkt saçları elimize geliyorsa bu amniyotik muayene açıldı, zarların açıldı ve sıvının gittiği anlamına gelir. Ama böyle bir zarın içerisinde bombeleşmiş, içinde sıvı ve sonrasında sert bir şey elinize geliyor. Dokunduğunuzda amniyotik zarlar ve sıvıya benzer bir yapı elinize geliyorsa zarlar kapalı, boş pozitif diyorsunuz. Evet, bunu yine neyle ölçüyoruz? Tabii ki vajinal tuşe ile bebeğin başının etrafındaki zarlara bakarak ne yapıyoruz? Amniyotik zarları tespit ediyoruz. Rektumda gaitenin varlığı ve miktarı değerlendirilir. Bunu aslında çok yapmıyoruz. Sebebi şu, aslında bunu bakın demesinin sebebi şu, yani doğum esnasında bir gaitasını yapmasın diye öncesinde var mı yok mu varlığına bakın denilir. Ancak vajinal tuşu ile de bunu anlayabilirsiniz. Vajinal tuşu yaptığınız sırada rektumda aşırı bir katı bir madde elinize geliyor, böyle ne bileyim orası şiş geliyorsa, ha burada acaba bir gaita mı söz konusu, o zaman lavma yapabilirsiniz veyahut da kadına tuvalete çıkmasını söyleyebilirsiniz. Vajinal tuşenin 2 saatte bir ve 4 saatte bir uygulaması karşılaştırıldığında doğum süresi, epidural analjezi uygulaması, sezeryen doğum, spontan vajinal doğum ve cerrahi vajinal doğum arasında fark bulunmamıştır. Evet, aslında şunu size söylüyor. Vajinal muayene 2 saatte bir de yapsan, 4 saatte bir de yapsan çok da bir değişen bir durum yok. O yüzden sık sık vajinal tuşu yapmanın anlamı yok. Antibiyotik gerektirecek maternal neonatal enfeksiyonlar ve kadınların genel görünüşlerine ilişkin veri bu anlamda yok. Yaygın olarak kullanılan bir uygulama olmasına karşın fayda ve zararları hakkında kanıta dayalı sonuçlar bulunmamaktadır. Ama önerilen latent evrede özellikle çok sık vajinal tuşeyi biz önermiyoruz. Şu anlamda önermiyoruz. Enfeksiyon riski açısından kadınları riske etmiş olursunuz. Dolayısıyla da aşırı vajinal tuşeden kaçınmak gerekiyor. Evet, amniyotomi işlemi amniyotik membranların suni olarak açılması işlemidir. Angajman olduktan sonra yapılmalıdır. Yani bebek başı iskiyal spinal arası mesafeye kadar gelmiş olmalı. Servikal silme ve dilatasyon 5 cm bulmalı. Aksi takdirde umbilikal kord prolapsusu veyahut da işte mal prezentasyon durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Rutin amniyotomi uygulanan ve uygulanmayan anneler karşılaştırıldığında doğum süresi, sezeryen riski, maternal memnuniyet ve apgar sonuçlarında anlamda fark bulunmamıştır. Aslında burada da şunu size söylemek istiyor. Yani amniyotomiyi sen yapsan da yapmasan da çok da değişen bir şey yok. Ama amniyotomi işlemi riskli bir işlem. O yüzden benim kendi görüşüm veya Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği şöyledir arkadaşlar. Kesinlikle herkese amniyotomi, herkese epizotomi gibi bir uygulama kesinlikle çok yanlış. Ve ben amniyotomi hiç uygulamıyordum yani hastalarımıza. Ben hiç amniyotomi uygulamadım. Kendi sularının kendilerinin akmasını bekledi. Ha, bazen multiparlarda mesela 10 santim açıklık olmasına rağmen hala amniyotik maye açılmamış ise onu biraz müdahaleyle açabiliyorsunuz. Çünkü artık 10 santim yani açılması lazım. Neredeyse bebekle zar birlikte gelecek. Böyle bir şey olmasın diye 10 santim olanlar olursa multiparlarda ya da 8-10 santim olmuşsa hani o esnada bir miktar açmaya çalışabilirsiniz. Ama genel görüş çok da müdahale edilmemesi yönünde. Uzamış doğumlarda uygulanan amniyotomi ile amniyotomi uygulanmayanlar karşılaştırıldığında gruplar arası sezeryen riski, maternal memnuniyet ve apgar sonuçlarında anlamlı fark bulunmamıştır. Amniyotominin kadınlarda ve doğum ağrısını arttırdığı ve doğum süresini etkilemediği saptanmıştır. Aslında arkadaşlar biz amniyotomiyi daha çok niye yapıyoruz diye sorduğunuzda doğum eylemini hızlandırdığını düşünüyoruz. Ancak yapılan araştırmalar çok da hızlandırdığını
söylemiyor. Biliyorsunuz amniyotik mayenin içerisinde prostaglandin sentezleri var. Dolayısıyla bunlar amniyotik maye açıldığında doğum kanalından ilerler ve arka fornikse uyarıda bulunur. Dolayısıyla da ayrıca doğum eylemi hızlandırır. Ayrıca hızlandırdığı düşünülüyor. Ayrıca bebek bir anda amniyotik sıvı boşaldığı için bebek de aşağı doğru kayar. Ve amniyotik maye biliyorsunuz kaygan bir yapı. Dolayısıyla hızlandıracağı düşünülüyor ama doğru yerde yapmanız lazım. Yani daha 3 santim hasta, ne bileyim daha 2 santim siz kalktınız amniotomi yaptınız. İşte umbilikal kord sarkmaları veya da çok erken açtığınız için maye aktı ve kadının vajinası kurudu. Asıl gerekli olduğu zamanda yani bebek başı aşağı doğru inerken amniyotik maye olmadığı için çok kuru bir şekilde kadın doğum yapmak zorunda kalacak. Bu da çok ağrıya neden olur. Rutin amniyotomi uygulaması standart doğum eyleminin yönetiminde önerilmemektedir. Evet, amniyotomi standart doğum eyleminde dediğim gibi önerilen bir uygulama değil. Evet, annenin doğuma hazırlanması. Evet, doğumhaneyi kabul ve maternal fetal değerlendirme. Pardon arkadaşlar, bugün çok video çektim, bu yüzden boğazım aşırı bir şekilde kurudu. Affınıza sığınarak. Gebenin doğum eylemine kadar olan süreci, gebenin doğumhaneye kabul zamanı, fetal monitorizasyon, ultrason incelemeleri, partograf ve vajinal tuşu içermektedir. Evet, doğum eylemine kadar olan süreci, gebenin doğumhaneye kabul zamanı, fetal monitorizasyon, ultrason incelemeleri, partograf ve vajinal tuşu içermektedir. Bu süreçte gebeye verilen kaliteli hizmet, gebenin doğum ve postpartum sürecini olumlu yönde etkileyecektir. Vulva bölgesi eylemin erken devrelerinde temizlenmelidir. Aslında bunu çok yapmıyoruz. Eskiden yapıyorduk, işte jiletle temizliyorduk ama jiletin işte enfeksiyona yatkınlığı arttırdığı, yaralanmalara sebep olduğu düşüncesiyle yani yapılan çalışmalar bunu gösterdiği için artık vulva temizlemesini yapmıyoruz. İyi ki de yapmıyoruz. Perineada ya da jilet kullanılmamalı. Tüy dökücü kremler kullanılabilir varsa. Dediğim gibi çünkü jilet ya da ağda gerçekten ciddi hasar oluşturabiliyor. Gerekli malzemeler temiz mümkünse steril olmalıdır. Doğumun birinci evresinde rutin uygulanan lavmanın maternal ve neonatal sonuçlarını değerlendirmesi amacıyla yapılan çalışma incelendiğinde bağırsakların hazırlanması kısmında perine yara enfeksiyonu, neonatal enfeksiyon, doğum süresi ve kadınla memnuniyet açısından anlamlı fark bulunamamıştır. Arkadaşlar biz eskiden her gelen hastaya mutlaka lavma yapıyorduk ve büyük tuvalete gidip boşaltmasını istiyorduk. Ama aslında bunun çok da gerekli olmadığını gösteriyor çalışmalar. Dolayısıyla bunu yapmasanız da çok büyük problem olmuyor. Kadın kendi bunu boşaltabilir veya doğum esnasında da kakasını yapabiliyor ıkınmayla birlikte. Hani bu bebeğe temas etmediği sürece yukarı vajinaya temas etmediği sürece çok problem olmuyor ama bunu iyi toparlamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten hem o esnada çalışırken de çok böyle problem yaşayabiliyorsunuz. Koku sizi çok rahatsız edebiliyor. O yüzden kadına varsa işte gayten yatış yapılırken varsa büyük tuvaletiniz, küçük tuvaletiniz boşaltıma gidebilirsiniz. Bu doğum kanalını geliştirecektir gibi bir uyarıda bulunursanız sanırım problemi halletmiş olursunuz. Kadında ağrıya neden olabilen ve hoş olmayan bir uygulama olup rutinde önerilmemektedir. Yani rutinde yapmayın deniliyor. Ama kadın işte 3-5 gündür tuvalete çıkmadım, iyice kabız var, ben kabızlık var denildi. Mecbura yapmanız gerekebilir. Peki lavman endikasyonu varsa eylemin latent evresinde fazında uygulanır. Lavman endikasyonu varsa dediğim gibi işte çıkmamış bağırsaklar dolu gibi bir öykü varsa lavman endikasyonudur. Bunu yapmanız gerekebilir. Ama bunu ne zaman yapacaksınız? Bu çok önemli bir şey. Latent evrede. Kesinlikle aktif ve geçiş fazında lavma yapamazsınız. Çünkü lavmanın etkisi bir bakarsınız doğumda başlar. Ve siz çocuğu doğurtturayım derken kadın orada gaytasını sürekli yapmak zorunda kalır. Yani çok ciddi bir enfeksiyon problemi yaşayabilirsiniz. Ve bir de görüntü olarak da hoş değil. Sizi de rahatsız eder. O yüzden mutlaka lavmanı ne zaman yapıyorsunuz? Latent evrede yapıyorsunuz. Lavmanın öncesi ve sonrası mutlaka ÇKS'yi de dinliyorsunuz. Evet, lavmanın kontraindike olduğu durumlar. Yani lavman kime yapılmaz?
Eylem aktif faza geçtiğinde yapılmaz. Evet, anlattım. Vajinal kanamalı gebelerde lavma yapılmaz. Yaparsanız çok daha aşırı bir kanamayla karşı karşıya kalırsınız. Çünkü lavman demek rektumun hareketliliğini arttırmak demek. Bağırsakları arttırır, hareketliliğini arttırmak demek. Bu da kanamayı arttırabilir. Eylemin hızlı ilerlediği durumlarda, mesela bebek çok hızlı ilerliyor, sen orada lavmanla uğraşıyorsun, hiç olacak gibi değil. Amniyon kesesinin membranı açıldığı durumlarda, evet, amniyotik zarlar açılmışsa enfeksiyon riski olacağı düşünülerek önerilmemektedir. Bu dönemde de yapılması gerekiyor. Mobilizasyon ve pozisyon. Günümüzde birçok kadın hastanelerde sağlık personeli tercihi üzerine sırt üstü veya yarı yatar pozisyonda doğum sürecini geçirmektedir. Aslında burada şu karşımıza çıkıyor. Sürekli neden yatırıyoruz hastayı sırt üstü? Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün çok da önerdiği bir durum değil. Doğum manifestosunu işlemiştik. Yani kadının istediği pozisyonda ve hareket özgürlüğü olmasını öneriyordu. Sırt üstü yatırdığınızda koksiksi olan basıncı artırıyorsunuz ve koksiks hareketli bir organdı, hareketli bir kemikti. Arkaya doğru açılıp kemik pelvisi genişleten bir kuyruk sokumu kemikti. Dolayısıyla siz sırt üstü yatırdığınızda bunun bu özelliğinden yararlanamamış oluyorsunuz. Oysa bu durumda omuzda aktif rol oynayacak olan kadını pasif hale getirmekte. Aynı zamanda sırt üstü yatmak gerçekten çok ciddi bir ağrı oluşturuyor ve hipotansiyona da neden olabiliyor. Biliyorsunuz bebeğe giden kan akımını da sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla fetüse giden kan akımı sıkıntıya girmiş oluyor. Ayakta durma ve dik pozisyonun kullanılması ve yürüyüşün kadınlarda doğum süresini ortalama 1 saat 20 dakika kısalttığı, sezeren riskini ve epidural gereksinimini de azalttığı bildirilmiştir. Aslında burada şunu söylüyor. Siz kadını ayakta tuttuğunuzda doğum süresi kısalıyor, sezeren riski azalıyor ve epidural gereksinimi azalıyor. Aslında çok büyük avantajlar olduğundan bahsediyor. Evet, kadınlar yürüyüş ve ayakta durma, dik pozisyonların yararları hakkında bilgilendirilmeli ve cesaretlendirilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü kadınların doğum süreci boyunca en rahat ettiği pozisyonu almalarını ve hareket etmelerini serbest bırakarak dik pozisyonları desteklemesini önermektedir. Evet, aslında arkadaşlar eylemdeki annenin bakımında en önemli nokta enfeksiyonların önlenmesidir. Bu anlamda birçok girişim var doğumdan önce. Çünkü doğum öncesi süreç biliyorsunuz uzundu. Dolayısıyla bu süreçte birçok faktör var. Birçok girişim olabiliyor veyahut da girişimsizlik olabiliyor. Ama burada en önemli faktörlerden biri de hastayı enfeksiyona yönelik korumak. Bu anlamda biz her gelen hastaya aslında bir doz antibiyotik öneriyoruz. Özellikle doğumdan sonra bir doz hemen antibiyotik veriyoruz. Eğer ki membranları açılmış ise ve hasta yatışı yaptığımızda membranlar açılmış ise hemen ne yapıyoruz? Orada bir doz antibiyotik yapıyoruz. Bir de doğumdan sonra bir doz antibiyotik yapıyoruz. Çünkü onlar riskli, membranlar açılmışsa biliyorsunuz ki hasta ve bebeği enfeksiyonel açıdan risklidir. Amniyotik mayenin bebeği ve zarları mikroorganizmalara karşı koruma görevi vardı. Dolayısıyla eğer zarlar açılmışsa bu görevi yerine getiremeyecek. Kişi enfeksiyonel açıdan çok ciddi risk altına girecektir. Özellikle membranlar açılmış olan hastalarda en geç 24-48 saat içerisinde doğum yapmasını bekliyoruz, öneriyoruz. Yapmasa yaptırıyoruz. Sebebi de enfeksiyonel durumlar. Anneye bakım vermeden önce ve sonra eller yıkanmalı. Evet, her bakımdan önce ve sonra eller yıkanıyor. Eldiven taksanız da eller yıkanacak. Bir başka hastadan bir başka hastaya geçerken mutlaka elinizi yıkamanız gerekiyor. Bu sizin bir temel prensibiniz olmalı. Aksi takdirde hastalanan enfeksiyonları birbirlerine bulaştırırsınız. Hastanın bir gün hastanede kalması gerekirken bir bakıyorsun 3-5 gün kalır. Bu da hem maliyetli, değil mi? Hem de ülke ekonomisine zarar veren bir uygulama olur. Evet, doğumda kullanılacak araç gereci steril olması sağlanmalı. Evet, zaten biliyorsunuz otoklavlar var. Kullandığınız bıçakları, makasları veyahut da işte neyse
Onun hepsini önce bir suda kanlarını fırçalayarak götürüyorsunuz. Sonrasında otoklava götürüyorsunuz. Otoklav iyice yüksek bir derecede mikroorganizmalara öldürülüyor. Dolayısıyla steril bir halde tekrardan getiriyorsunuz. Bir de arkadaşlar mesela dikiş atarken kadının perinesine dokunurken nasıl dokunacaksınız? Yeşillerinizi nasıl açacaksınız? Bunların hepsini sahada öğreneceksiniz, göreceksiniz. Dolayısıyla özellikle mesela sipaçları oradan oraya dokundurup sonrasında gelip kadına dokunduramazsınız. Veyahut da eldivenizi taktınız diye kendinizi güvende hissedip oraya buraya dokunup ondan sonra kadının işte perinesine dokunamazsınız. Bunların hepsi enfeksiyonel risklerdir. Hatta tetanoz riski bile vardır burada. Ki kullandığınız makaslar mesela epizo makaslarından, ne bileyim işte Wolf'lardan birçok araç gereç var. İşte küretaj araçları var. Doğum sonrası kanama araçları var. Bunların hepsinin ne olması lazım? Steril olması lazım. Aksi takdirde kadın işte bir hafta sonra size ya da 3-5 gün sonra size postpartum enfeksiyondan gelir. Biliyorsunuz ki postpartum enfeksiyon postpartum kanamayı da beraberinde getirir. Bu da hastanın ciddi anemi oluşmasına, işte yaşam konforunun düşmesine neden olur. Hatta hastayı kaybetme ihtimali bile var. Sepsise girebilir, sepsis olabilir. Dolayısıyla bunların hepsi birer risk. Yaptığınız işlemi ciddiye alıp oldukça disiplinli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Doğum odasında giyilen üniforma ile dışarı çıkılmamalı. Kesinlikle zaten biliyorsunuz boks gömleği var, eldivenler var, gözlük, maske, bone mutlaka takıyorsunuz. Bunların hepsini takıp öyle doğuma girmekte fayda var. Çünkü bulaşıcı hastalıklar var. Kadından bize geçebilir. Doğum esnasında ne bileyim bir damla kanı gözümüze değse hepatitçe bu şekilde bulaşan arkadaşlarımız var. Hepatitçe bu şekilde kapan. Dolayısıyla çok dikkatli olmakta fayda var. Enfeksiyonların önlenmesi kısmında doğum yaptıracak ve doğuma yardımcı olacak ebe kendisi ve annenin güvenliği için bone, maske, steril boks gömleği, eldiven, galoş ve gözlük kullanmalıdır. Arkadaşlar bazen gözlük çok abartı değil mi diyenler oluyor ama ben gözlüğün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi gözlükte işte göz mukozasına bir kan damlasının gelmesi, bir sekresyonun gelmesiyle de bulaş söz konusu olabiliyor. Perine antiseptik solüsyonlarla silinmeli ve perineyi nasıl temizleyeceğiniz yine onu da sahada görmeniz mümkün. Anestezi ve episiotomi uygulaması sırasında aseptik kurallara dikkat edilmeli. Perine bölgesi görülecek şekilde anne bacakları ve karın bölgesi steril kompresle örtülmeli. Evet, yiyecek ve maye. Bakalım doğumda yiyecek ve maye kısmında nasıl bir kısıtlama var mı yok mu? Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü kısıtlamayı engellemiyor ama kısıtlamayı önermiyor ama katı gıdaları da önermiyor. Şöyle söylüyor: partikülsüz sıvılar, özellikle glikozdan zengin sıvılar mideden hemen geçtiği için, mideyi hemen terk ettiği için önerebiliyorlar. Hem de kadına enerji vermesi açısından önerebiliyorlar. Çünkü saatlerce aç kalıyorlar kadınlar. Dolayısıyla aç kalan bir kişinin gücü de azalıyor. Ve kınacağı zaman işte yeteri gücü olmadığı için işte fundal basınç, ne bileyim işte bebek başı çatıda kalıyor. İlerlemiyor. Bu tarz komplikasyonlar karşımıza çıkmasın diye tanesiz glikozdan zengin besinleri öneriyor Dünya Sağlık Örgütü. Pardon, besinler demeyelim de sıvıları öneriyor. Evet, Amerikan Obstetri ve Jinekologlar Birliği, AKOG, komplikasyonu olmayan gebeler oral tanesiz sıvı tüketebilirler. Ancak çorba gibi içinde partiküller bulunan sıvılardan kaçınılmalıdırlar. Yani burada sen hastaya sıvı vereceksin diye çorba vereceksin anlamında değil. Burada bileyim bir meyve suyu verebilirsin. Bir başka aklıma taze sıkılmış meyve suları olabilir. Başka da aklıma böyle sıvı gelmedi. Ama içinde glikozdan zengin sıvı olacak. Dolayısıyla ya da işte ne bileyim çorbada herhangi bir şekilde partiküller yok. Sadece sıvı, et suyu mesela güç vermesi açısından verilebilir.
Ama işte dediğim gibi çorba gibi içerisinde partiküller bulunuyorsa kesinlikle böyle sıvılardan kaçınıyorlar. Oral tanesi sıvı. Evet, verebiliyorlar. Doğum mu sezaryen planlanan komplikasyonu olmayan, gebeler ise anesteziden 2 saat önceye kadar oral berrak tanesi sıvı tüketebilirler. Yani ameliyattan 2 saat öncesine kadar hiçbir şey yiyip içmemek yeterli oluyor aslında. Bu anlamda çünkü neden? 2 saate kadar midede bir şey kalmaz. Ama 2 saate kadar oral berrak tanesi sıvı tüketebiliyorlar. Yine bunlar da katı gıdalar tüketemiyorlar. Çünkü dediğimiz gibi bu dönem biraz riskli. Nasıl riskli? Doğum eylemi biliyorsunuz fizyolojik olmasına rağmen bir anda patolojiye dönüşebiliyor. Bir anda patolojiye dönüşen vaka sezaryana gidebiliyor. Sezaryen de biliyorsunuz bir ameliyat. Anestezik madde veriliyor. Dolayısıyla midedeki sıvılar, yiyecekler dışarı çıkıp işte akciğere tekrar kaçabiliyor. Yani aspirasyon olabiliyor. Bu durumda o zaman böyle bir durumda karşı karşıya kalmayalım diye oral tanesi sıvı tüketebilirler. Ancak katı gıdaları önermiyoruz. Evet. Ancak aspirasyon riski, obezite, diyabet ve benzeri gibi bir durum varsa burada aspirasyon riski artar arkadaşlar. Dolayısıyla obezlerde çünkü çok daha fazla diyabetliklerde de öyle. Çok daha fazla aspirasyon riski var. Müdahaleli doğum riski yüksek olan gebelere sıvı tüketiminden kaçınılması önerilebilir. Dolayısıyla bunlara ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki siz risklisiniz. Müdahale doğum riskiniz var, yüksek. Bu yüzden sıvı tüketiminden kaçınılmanız gerekiyor diyorsunuz. Evet, eylem sırasında midesinin boş olması, ikinci evrede ortaya çıkabilecek bulantıların rahatlaması ve aspirasyon önlemek için anneye emebilen sert şekerlemeler verilebilir. Arkadaşlar şeker de verirken de çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü onun da aspirasyon riski de var. Yani dilin altına koy diyorsun ama bir anda kadının işte solunum yoluna da geçebiliyor. Çünkü bir anda bir sancı geldi. O esnada şekeri hani yutabiliyor. Yan akciğerlerine de kaçabiliyor. Yabancı cisim aspirasyonu dediğimiz durum karşımıza çıkabiliyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka hep bir şey veriyorsak da başında duralım. Biraz yanında kalalım. Ne olur ne olmaz ihtimalini gözeterek. Öyle. Çünkü zaten her zaman için hastanın başında duruyoruz zaten. Kesinlikle hastayı yalnız bırakmıyoruz doğum yapacak olan hastayı. Aksi takdirde çok ciddi bir yani her şey normalken bile bir anda riske dönüşebiliyor. O yüzden hastayı yalnız bırakmıyoruz. Eylem yavaş ilerliyor ise annenin bir miktar beslenmesi sağlanabilir. Yani daha latent evredesiniz. Biliyorsunuz zaten evre uzayabiliyor. Bu durumda hastayı aslında bir miktar besleyebilirsiniz. Dediğim gibi her şey yolundaysa aslında çok problem değil beslenmek. Ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Bir anda riske döndüğünde acaba hasta bir şey yedi mi içti mi sorusu çok önemli hale geliyor. Yoksa normalde bizim annelerimiz evde doğum yaparlarken yemeklerini de yiyorlardı. Sonra işte o esnada suyunu da içiyordu. Ne bileyim bir şey ihtiyacı varsa yiyip içiyordu. Ama bu normal ilerliyorsa, eğer ki kanamalı bir durum var, ne bileyim işte farklı bir durum var, bir beyin kalp atımı sıkıntıya girdi, neyse sezaryene gitmesi gerekiyor gibi bir durum varsa da o zaman da yapacak bir şey yok. İşte o yediği içtiği sıkıntı hale gelebilir. O yüzden ne yapıyor anestezi uzmanı? Sürekli aspire edebiliyor hastayı. Evet, eylem ilerledikçe ağız kuruluğuna karşı dudaklar ıslatılabilir. Bir yudum su ya da ağzına buz parçaları verilebilir. Arkadaşlar aslında biz hastalarımıza yani dudağını ıslatabiliriz. Birazcık dudağını ıslatacak kadar bir yudumluğa yakın bir su verebilirsiniz. Dolayısıyla bunun ya da bir buz parçası mesela yazın ortasıysa bir buz parçası da verilebilir. Bunları yapabilirsiniz. Bu çok da büyük problem olmaz. Yani illa kadını yemekten içmeden keseceksiniz diye bir kural yok. Ancak benim şu anda böyle bir görüşüm var. Ben olsam meyve suları, işte partikülsüz olan meyve sularını önerebilirim. Ama dediğim gibi çorba, yeme içmedir vermem.
Yalnız şu andaki uygulamada yapılanı söyleyeyim. Hiçbir şey yedirip içirilmiyor. Onun yerine glikozdan zengin bir may takıyorlar. İşte ne bileyim ya da may takıyorlar. Bu onun işte şeker ihtiyacını, tuz ihtiyacını karşılayabiliyor ve kadın bu şekilde devam edebiliyor doğuma. Evet arkadaşlar, bu hafta bu kadar. Haftaya buradan devam edeceğiz. Dediğim gibi biraz uzun bir slide. Sabrınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.